Değerli izleyiciler, Türkiye'de Mutaların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Sivas ili Şarkışla ilçesi Kızılca Kışla köy muhtarı Ahmet Aldaş ile belediyelikten köy konumuna düşen Kızılca Kışla'nın yapılan ve yapılması gereken hizmetleri, bölgeli sorunları ve muhtarların özgür hakları hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarlığınız hayırlı olsun Ahmet Bey. Sağ ol, Allah razı olsun. Kaç dönem bir muhtar siz efendim? Daha önce mahalle muhtarlığı yaptınız mı? İki dönem mahalle muhtarlığı yaptım. Üçüncü dönem şu andaki köy muhtarlığı. Evet, yapıyorum. Muhtar arkadaşım işte belediyeden evet. Köy konumuna düşen Kızılca Kışla'nın ilk muhtarı olarak da tarihe geçiyor sayın izleyiciler. Evet. Önemli bir görev üstlendi. Çünkü burada daha önce üç mahalle muhtarı, belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri bu Kızılca Kışla'yı ne yapıyordu? İdare ediyorlar. Bu sorumluluk şimdi Ahmet Aldaş arkadaşımıza tek başına kaldı. Tek başımıza yürütüyoruz. Evet. Belediyenin taşınır taşınmazlarını köy düzen kişiliklerine verdiler. Verildi. Gelirimiz yıllık olarak ne kadar önemli? Gelirimiz hiçbir tane gelirimiz yok. Dükkan falan şu falan. Hiçbir şeyimiz yok. Köy adından bir gelirimiz giderimiz yok. Su parası topluyorsunuz sadece. İçime suyu topluyoruz. Vatandaştan alıyoruz. Bir elektrikli pompalarımız çalıştığı için. Kaç elektrikli pompa çalışıyor? Şu anda iki tane pompamız çalışıyor. Çalışıyor. Aylık ne kadar genelde geliyor? Aylık 5 milyar, 5,5 milyar elektrik su parası geliyor bize. Evet. Ancak topluyoruz. Bir pompana gidiyor. Gönderiyoruz. Evet. Onları da faturalandırman lazım herhalde. Bunlar var. Hepsi var. Hepsi var. Evet. Sayın izleyiciler işte sorumluluk arttı yani. Doğru. Çok büyük arttı. Mahalle muhtarıyken fazla bir sorumluluğu yoktu arkadaşlarımızın. Altyapısı yapılmış mı efendim Kızılca Kışla'nın? Altyapısı yapılmış da hepsi de bitmemiş yani şu anda da. Tamamlanmamış. Tamamlanmamış evet. Eksik olan yerlerimiz var yani. Nüfus ne kadar efendim var? Nüfus şu anda 1500 filan. 1500 civarlarında. Evet 1500. Evet. Hane olarak? Paralım 350 abi. Seçmeniniz ne kadar seçmeniniz var? Seçmeniniz 800 seçmeniniz. 800 seçmen ama çok büyük sayı izleyiciler. Yani burası şimdi Şarkışla'nın en büyük köylerinden bir tanesi evet, oldu. Evet, değil mi? Evet, nüfus olarak. Buradan sonra da Ortaköy ve Güney geliyor. Evet. Doğru mu evet, efendim? Evet, Akçakışla'lar kapanan bir yerinde. Bizim de Akçakışla da büyük bir köy. Akçakışla mı? Evet, o da bizim de kapandı. Akçakışla muhtarıyla röportaj yaptık Akçakışla ama o şey Akçakışla'ydı. Yok, yapmamıştırsınız. Ürmak'ta mı? Alacak işte. Oraya da gidelim arkadaşlar. Orada düştü değil mi? Orada düştü. Aynı gibi beraber düştük yani. Evet. Bu dönem düştü. Bu dönem düştü. Evet. Alacak işte ya da ziyaret edelim. Biz mutlaka işte belediyelikte köy konumuna evet. Düşen evet. Yerleşim yerlerinin mutlaka hizmetlerinin önceki belediye varken yapılan hizmetlerin de tekrar devam etmesini istiyoruz ve muhtar arkadaşa soruyoruz. Çöplerimiz toplanıyor efendim. Çöplerimiz toplanıyor. Sağ olsun özel idaremiz alıyor. Haftada iki gün, haftada bir gün geliyorlar. Çöplerimizi evet. Alıyorlar. Sıkıntı evet. Olmuyor. Evet. Teşekkür ediyorum. İl özel idaremizin yöneticilerine. Evet. Teşekkür ediyorum. Bankedaşı gelmiş gördüğüm kadarıyla. Bankedaşı sağ olsunlar. Özel idaremiz, valimiz yardımcı oluyorlar. Gönderiyorlar. Biz de burada içimizi kendimize köyümüze güzelleştirmeye çalışıyoruz. İçimizi siz karşılıyorsunuz. İçimizi biz karşılıyoruz. Sen izleyeceğim. Biz aslında bu işçiliklerin de devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz. Çünkü evet. İşte 30 tane il büyük şehir oldu. Orada hizmetlerin tamamını büyük şehir ve ilçe belediyeleri yapıyor. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın da hizmetlerinin devlet tarafından biz işçiliğinin de karşılanmasını istiyoruz. İstiyoruz. Çünkü burada ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesini istemiyoruz. İstemiyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Köylü milletin efendisidir demiş. Evet. Onun için de efendiye yakışan hizmetlerin devlet tarafından mutlak yapılmasını istiyoruz. Bu konuda da Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun bu konuda da seçim beyannamesine bizim daha önceki gündeme getirdiğimiz konulardan bir tanesini koydum. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kendisine araştırmacı gazeteci olarak işte elektrik abonesi alamayan yerlerin evet. İçme suyu abonesi olamayan yerine gündeme getirmiştik Türkiye'nin birçok yerinde. Onu beyannameye koydular. Bu 1 Kasım'da yapılacak seçimlerde izlediyseniz. Artık bugün az önce işte Kayapınar'da röportaj yaptım. Muhtarın babası dedi ev yapayım dedi. Şeyini alamıyoruz dedi. Ruhsatını. Evet. İşte bak yani halen bu konuları biz gündeme getiriyoruz sayın izleyiciler. Bu işte seçim beyannamesine girdi ama işte hükümet kurulduktan sonra da bu konuları mutlaka bir çözüm bulmasını istiyoruz. Evet tabii ki. Evet. Basın ne yapıyor? Halkın sorularını yetkililere ulaştırıyoruz. Çözüm bulunması için kamuoyu oluşturuyoruz ve bunların kanunlaşması için mücadele ediyoruz. Değil mi muhtar? İşiniz nasıl geçsin? Teşekkür ederiz. Evet muhtar kapanan belde binasını size tahsis etmişler. Evet. Teşekkür ediyoruz yetkililere de olması gereken de. Bu muhtarı halk aradığında veya yetkililer
geldiğinde bir makam olması evet, lazım. Tabii ki yani aradık her zaman buradayız yani. Her hizmeti yani evden yürütüyoruz yani. Evet. Muhtarım kaç yaşındasınız? 53 yaşındayım. 53 yaşındasınız. Demek ki olur mu efendim? Olmadı. Olmadınız. Olmadı. 3. dönemde muhtar seçtiniz. Sosyal güvenlik primlerini yatırabiliyor musunuz? Sosyal güvenlik primlerini şu anda yatırıyorum. Kendiniz yatırıyorsunuz? Kendim yatırıyorum. Aldığım maaştan yatırıyorum. Evet. Hiç borcunuz var mı efendim? Borcum var. Ne kadar? Borcum var. Şu anda 30 milyara yakın borcum var. 30 milyara yakın borcu evet, var sayınız. İşte Gemerek'te Eyyid muhtarımızın evet. dedi 52 bin lira, 56 bin lira civarında borcum evet. var. 62 yaşında, yaşına gelmiş ancak prim borcunu yatıramadığı için emekli olamıyor. İşte biz muhtarlarımız evet. mutlaka sosyal güvenlik primlerini devlet yatırsın diyoruz sayın izleyiciler. Evet. Şurada dediğiniz gibi Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi muhtarların sosyal güvenlik primleri mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Neden devlet yatırmalı? Çünkü muhtar arkadaşlarımız halk oyuyla seçiliyor sayın izleyiciler. Seçilmiş yöneticiler. Evet. Birinci basamağında muhtar görevi yapıyor. Hizmetin başladığı nokta. İkinci basamağında belediye başkanlarımız. Üçüncü basamağında milletvekillerimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan halk oyuyla seçilmiş yöneticimiz. Biz mutlaka muhtarlarımıza sahip çıkılmasını istiyoruz. Gerçi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhtarlarında toplantı yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ancak bu konuda da yardımlarını ve desteklerini bekliyoruz. İşte muhtar arkadaşlarımızın birçoğu bu primlerini yatıramıyor. Prim borçları var. Şurada da prim borçlarına da af istedik. Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi muhtarların banka primlerine af istiyoruz. Muhtarı inşallah bu konularda çözeceğiz sizlerin desteğiyle. Efendim sosyal tesisler tamamlandı mı? Çocuk parkı, oyun alanları, basketbol, futbol sahamız var mı? Tabii var. Çocuk alanlarımız okullarda mevcut şu anda. Evet. Bu sene vuruldu. Evet. Daha önceden belediyenin zamanında da zaten spor sahası şeylerimiz, top oynamak için yerlerimiz var. Vardır. Var. Evet. Halk size şimdi köy konumuna düştükten sonra muhtarım şu iş hizmeti de yaptıralım diye talepte bulundum efendim. Abi çoğu talep çoğu oluyor. Yani şimdi vatandaş belediyeden beklediği hizmeti muhtarlar da bekliyor. Evet. Yani bekliyor yani. Eksiğimizi çökme şu anda yani çöplerimiz alınmıyor. Alınmayanlar bana müracaat ediyor. Suyumuz bazen oluyor ahmıyor bana müracaat ediyor. Patlağımız oluyor vatandaş muhtarım. Bana müracaat ediyor. Yani karınca kadar önce gücünün yettiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor da tabii ki belediye gibi olmuyor. Evet. Aracımız yok, gerecimiz yok, hiçbir ulaşımımız yok. İşte muhtarın aracı yok, personel yok, bir gelir yok sadece aylık ödenek veriyor. İşte sosyal güvenlik primine yatırmadığı için yarısı oraya gidiyor. Burası coğrafyası geniş olduğu için muhtar arkadaşımız mutlak bir yerde sorun olduğunda kendi aracıyla gidiyor, yardım alıyor. O nedenle biz diyoruz ki muhtarlarımıza da en az işte bu belediye konumundan köy konumuna düşen yerlere de muhtarlarımıza bir araç tavsiye edilmesini istiyoruz. Artı yakıt desteği verilmesini istiyoruz. İl özel idareleri tarafından doğru mu? Burada 1500 nüfus yaşıyor. Şarkışlar'ın gezdim o kırsal bölgelerdeki köylerini. Mesela küçük Topaş köyünde 1-2-3 hane oturuyor. Bir muhtar oturuyor. 1-2 hane daha var. Efendim oralarda yine Yassı bilmem ne köyü 5-6 hane var hep kalmış. Yani hepsini toplasan buranın nüfusunu etmez. 20 tane köyün nüfusunu toplasan burası etmez. O nedenle biz diyoruz ki köy konumuna düşen belediyelikten köy konumuna düşen muhtarlara bir araç tahsis edilmeli. Evet. Bunun da örneği birçok yerde var. Araç arkadaşlar imkanı olan arkadaşlar gelir olanlar almışlar. Yakıtını da oradan karşılıyor köyündeki kişiler işliyor. Evet. Artık belediyelik olarak belediyeli mahalleye dönüşen Kayseri'nin Yeşilsar'da da bir Doğanlı köyü kendisine bir araç tahsis ettirmiş. Evet. Orada da örnek bir muhtarımız var. Mahalle olmasına rağmen kendisine köy tüzel kişinin aracı belediye kendisine tahsis etmiş. Biz burada da muhtarımıza mutlaka bir araç verilmesi için. Ben şimdi kendi şahsıma araç istemiyorum yani. Ulaşım için köylü ve bir minibüs. Daha doğrusu bir minibüs. Taşımacılık için köylü çok mağdur. Gerçekten çok mağdur. Kasabaya da 10 kilometre kasabaya gidiyor. Geliş yok. Geliş yok. Gidiş yok. Sıkıntı çekiyor. Çok sıkıntı çekiyor. Bir minibüs olması lazım. Köyde yer getiriyor. Doğru mu? Evet. Tabii ki. Evet. Yani gelir de getirmek en azından vatandaşın mağdur olmasını önlemem lazım. Evet. Taşımacılığını düzgün yapılması lazım. Hasta soruyor, sayrı soruyor. Yani zor oluyor. Gerçekten çok zor oluyor. Evet. Evet Sayın İzleyiciler. İşte burası da Şarkışlar'ın Kızılca Kışla. İkisi de kışla yani Sayın İzleyiciler. Evet. Köyü muhtarı Ahmet Alnaş ile köyün soruları hakkında röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için
Teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam ediyoruz. Allah razı olsun. Şirin Asker'sinize de hoş geldin diyorum. Sağ olun.